Şimdi başkent gündemini almak için Ankara'ya gidelim. Çimen Çetin karşımızda. Siyasetçilerin gündeminde bugün neler var Çimen? Bugün saat 11 itibariyle gözlerin çevireceği yer AK Parti Genel Merkezi olacak Serap. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin 81 ilden gelen il başkanlarına seslenecek. Geçen hafta Cuma günü MKYK-MYK toplantıları vardı. 24 Haziran'ın bir değerlendirilmesi yapılmıştı. Önce kameralar karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarını verecek. En son bilindiği gibi 24 Haziran'da balkon konuşmasını yapmıştı. Daha sonra da kabine üzerinde çalışmaya başlamıştı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek mesajlar son derece önemli olacak. Ardından kameralar çıkacak, kapılar kapanacak. Kapalı kapılar ardından da 24 Haziran seçimlerinin genel bir değerlendirilmesi yapılacak. Bununla ilgili illerden gelen sonuçlar vardı, hazırlanan raporlar vardı. Dün Başbakan Binali Yıldırım şöyle demişti: bizden oylar ortağımıza, ortağımızdan da başka bir partiye geçmiş. Dolayısıyla 24 Haziran'daki bu oy kaybının nedenleri, geçişleri konuşulacak. Elbette ki bu kapalı kapılar ardındaki toplantıda, ama gözler aslında cumartesi günde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Hem yemin töreni yapılacak, hem de AK Parti'nin kapalı grup toplantısı olacak ve ardından da pazartesi günü itibariyle gözler hem mecliste hem külliyede olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin edecek saat 16'da, bilindiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ardından saat 18'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş nedeniyle bir tören yapılacak ki çok kapsamlı bir tören olacak. Çok sayıda devlet adamına davetiye gönderilmişti bu törene katılması için. Geri dönüşler itibariyle şu gün, şu saat itibariyle de 30'a yakın devlet adamının bu törene katılmasını bekliyoruz. Gürcistan, Ukrayna, Makedonya, Bosna Hersek, Venezuela devlet başkanları katılacak. Bazı ülkelerden meclis başkanları, başbakanlar katılacak. Çok sayıda katılım olacak. Ardından da Cumhurbaşkanı bu törenin ardından da davetlilerin onuruna bir akşam yemeği verecek ve saat 21 itibariyle de artık Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yeni kabinesi de açıklanmış olacak pazartesi günü. 16 bakan kim olacak? Cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısı kim olacak? Kaç kişi olacak? Bunlar da elbette ki merak ediliyor. Başkent Ankara'da biraz AK Parti ağırlıklı olmak üzere yeni hükümet sistemi, yeni hükümetin kimlerden oluşacağına dair başlıklar yakın takibimizde olacak deyip sözü yeniden Serap Belet'e bırakalım.